Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunan medyası Atina ve Ankara arasındaki temasları sayfalarına taşıdı, asıl sürpriz Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı fotoğraflar oldu. Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına giren Yunanistan'da bugün yine manşetler Türkiye. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini sayfasına taşıyan Tanni gazetesi, Ege ve Doğu Akdeniz'deki politikamız değişmedi başlığıyla bir haber yayınladı. Hani, Bakan Akar'ın Ankara ve Atina arasındaki temaslara değindiğini belirterek, diğer taraftan bu olayların siyaseten çözülebileceğine inanıyoruz ve çözelim diyoruz, bunun için de çalışıyoruz, dediğini aktardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun pazartesi günü yaptığı açıklamalara sayfasında yer veren katimerini, diyaloğa zorladık başlığını attı. Bakan Çavuşoğlu, biz ne yaptık, sahaya indik, bayrak dalgalandırdık Akdeniz'de. Herkes Türkiye ile nasıl işbirliği yapılacağını öğrenmiş oldu, ifadesini kullandı. Yunanistan medyası, öğle saatlerinde Fransa'dan satın alınan 18 Rafale savaş uçağının 4'ünün Tanagra hava üssüne iniş yaptığını sevinç çığlıkları atarak duyurdu. Yunanistan'a Fransız zırhı haber başlığı özellikle dikkat çekiciydi. Rafale savaş uçaklarının ilk testinin Atina yakınlarındaki Tanagra'dan havalanacak uçaklarla Ege Denizi semalarında gerçekleşeceği kaydedilmişti. İlk çarpışma testi başlıkları atan Yunan medyası, günlerdir Rafale savaş uçaklarının alınmasıyla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de hava üstünlüğünün el değiştirdiğini savunuyor. Yunan ordusu, bu hafta yeni bir tatbikata girişti. Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetler Askerleri ile Ege Denizi ve Batı Trakya'da birçok tatbikat düzenleyen Yunanistan, Türkiye'nin tepkisini almamak için bu kez batı kıyılarına seçti. Dünyada ve Türkiye'de olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.